Bu yaz çok sıcak geçti. 2023 yazı çok sıcak geçti. Hemen her gün sıcaklık rekorları hem dünyada hem de Türkiye'de kaydedildi. Ekim ayı tarihin en sıcak Ekim ayı, Kasım ayı tarihin en sıcak Kasım ayı bu şekilde yılbaşına kadar geldik. Halen de normal, mevsim normalden üzerindeyiz. El Nino. Bunun suçlusu, bunun sebebi El Nino hava hareketi. Şimdi şöyle bir tablo üzerinden bakacağız. Sıcaklık rekorları El Nino etkisiyle Haziran ayına kadar devam edebilir. Şeklinde tespitler var. Dünya tarihindeki en sıcak 10 yıldı aslında. 2010, 2020 ve sonrasındaki 2022 arasında 10 yıl. En sıcak 10 yıl. Fakat 2023 bütün rekorları alt üst etti. Şu tabloda bu maviler ve turuncular şunu gösteriyor. Bu yıldan başlarsak 2023 179 gün 365 gün içinde yaklaşık %49'u rekor kırılan en sıcak gün olarak tarihe geçmiş. Şimdi mesela bu 2013'te sadece 3 gün rekor kırılan bir gün. Ee, yine 3 gün 2014'te sonra 48 gün bakın 2015 yine rekor sıcaklıklar kaydediliyor. Yılın %13'ü, %14'ü. Sonra buralarda bir %40'a gelmiş 153 gün çok sıcak 2016. Sonrasında 57, 20, 59, 19, 49 derken 179 günü. Yani hem çok sıcak oldu sıcak olmasının ötesinde e, tarihin en sıcak günleri olarak hep kaydedildi. E, böyle bir durum var. Şimdi bu tablo 2023'te yine 2024'te yine aynı şekilde turuncuların rekorların daha fazla olacağı. Yani bir önceki rekoru kıra kıra gidiyorlar. Daha fazla olacağı bir yıl olarak bekleniyor. Ama mevsim normallerinin üzerinde bugünlerde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren düşmesini bekliyoruz. Kar gerekiyor. Yani yağmur lazım barajlar için, su için. Ama kar özellikle o yağdıktan sonra, o çöktükten sonra toprağın doğanın üzerine aşağı doğru eriyor biliyorsunuz. Ve o erimeyle beraber yeraltı kaynakları, o sular bollaşıyor, doluyor. Ve o sayede o döngü devam ediyor. Su döngüsü devam ediyor. Kar yağışları da önemli. Önümüzdeki hafta İstanbul'un da içinde olduğu bölgelerde bir kar beklentisi var. Ama 2023 tüm zamanların en sıcak yılı. Nino etkisiyle beraber 2024'ün de bu şekilde olması bekleniyor. Şimdi